Ege'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü, tuzludur, yani bir değeri yok. Adında acı geçen 2-3 tane gölümüz vardı biri Nevşehir'de, demek ki bir değeri yok. O zaman şu kalıyor geriye, Türkiye'nin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir, Çarşamba çayı vasıtasıyla sularını dışarıya boşaltır, sürekli o küvete gerektiren temiz su gibi, yukarıdan temiz su, aşağıdan bir su tahliye olduğu için göl tertemiz olur. İşte giden bu işe yarar. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir, ikinci sıradaki Eğirdir. Hemen de şuradan görürsünüz. İçtiğiniz olur mu? Dur benim. Şimdi, Manyas Fortu, Güney Marmara'dan Manyas, Kuşçeli'deki diğer adıyla, Erzurum Fortu, yine Bursa Ulubat, Elazığ'daki Hazar, o Hazar denizinde alakası yok bunun. Bursa İznik, yine Çıldır, Sapanca. Büyük oranda bakın, bildiğiniz isimler olan, şimdi Beyşehir, Eğirdir, Güney Marmara'daki göllerin tamamı, bunlara baktığınızda genel anlamda giden var mı? Var. Demek ki Türkiye'de tatlı su potansiyeli daha fazla. Şeylere baktığınız zaman, giden olmayanlara göre baktığında giden olan sayısı daha fazladır. Gidenler olduğu için mesela ne oluyor? Beyşehir ve Eğirdir göllerinde kerevit avlanır. Kerevit'i siz yakından tanımışlığınız vardır herhalde buralı olduğunuz hasebiyle. Pek çirkinleri. Bak ben ilk gördüğümde şey dedi, kurbağa ıskaçlısı gibi bir şey işte. Zaten kurbağayı hiç sevmem. Bir de onun ıskaçlısı, bir de seni hiç sevmem. Ya şöyle tatlı, böyle tatlı falan. Deminine göre böyle tavuk etiyle koyun eti arasında bir karışımlı, bir hafif yağlı bir eti var. Zaten bizde pek yeri yok. Zaten yemeği o kadar para da yok. İhraç ürün. Eskiden çoktu. Şimdi günümüzde Eğirdir Gölü'ne falan çok fazla yabancı Türk karıştı. Eskisi kadar kerevitle çıkıyor diyorlar. Bayağı bir sıkıntı var. Normalde Almanya falan ihraç ediyor. İngilizler, Almanlar yiyor bunu. Sen yok. Yiyemez mi? O ağız yok senin. Nereye? Sen İngiliz, Alman, Euro ile yediğini, sterlin ile yediğini, Türk lirası ile yiyebilir misin? Yiyemezsin. Türk lirasını yesen daha doymuş olur. Direkt. Birazdan alsak gelecek. Satın aldığımdan daha çok doyulur. Emin ol. Ya beşlik falan olur yersen. Öyle bozuk halde. Asayiş gidecek biraz hocam. En kalbimiz. En yatağın ya gümüş gibi gelmişti. Beyşehir'de Eğirdir Gölü yani Manyas diğer adıyla Kuşçeli de aynı zamanda birer milli park kavramına girer. Eğirdir, Hazar, Tortum, Çıldır göllerinden enerji üretiliyor. Şöyle bakılıyor bazen. Hocam bunların hepsini işte şunlar tek tek enerji üretilenler, bunlar tek tek şu avlananlar diye bakalım. Hayır. Genel anlamda düşünün. Ben bunları şu anlamda anlatıyorum size. Balıkçılık yapıldığını anladın mı? Anladın. Bunların bazılarından enerji üretildiğini, elektrik üretildiğini anladın mı? Anladın. Bazılarının ulaşımda kullanıldığını anladın mı? Anladın. Bazılarının içme suyu, sulama suyu amacıyla kullanabileceğini çünkü tatlı su olduklarını anladın. Bunların aynı zamanda kültür, rekreasyon, turizm, eğlence, dinlenme alanları olduklarını anladın. Yani göllerimiz ne işe yarıyor dediğin zaman pek çok işe yaradıklarını anlarız. Mesela göllerden ne yapılmaz diye bir şey sorsa, ben size sorsam, gölden madencilik yapılır mı? Yapılır. Tuz gölünden çıkarılan tuz madendir. Van gölünden elde edilen soda madendir. Maden deyince illa yerin altında kazma kürek aramayınız. Bunlar da madencilik faaliyetidir. Dolayısıyla hani göllerden ne olmaz dersin üzerine oturamazsın. Yani tarım amacıyla kuruyanları kullanıyorsun. Ondan bile yarıyor bak hani kuruyan kısımları da tarla açıyorsun hemen. Buralarda çok döner o hikayeler. Su basar. Çünkü gideyenler bazen tıkanır bunların. Önce göle dönüşür sonra göller çekilir bir anda. Tarlalar açığa çıkar, kavga çıkar, neyse 3-5 kişi. Biliyoruz onları, duyuyoruz uzaktan. O zaman göllerimize şöyle hızlıca bir bakalım. Karstik göller deyince büyük oranda hangi bölgeye toplanmış olmalı? Akdeniz. Orada gördüğüm Burdur Salta, burada Burdur Keste, yine Antalya Avlan, şurada görmüş olduğumuz Konya Suğula gibi gölleri yani bu bölgede görüyorsunuz. İlginç olan buydu. Cipse bağlı Sivas'taki Hafit'ti. Zaten soruldu. Artık şu an bilmeyeni dövüyorlar zaten. O yüzden üzerinde fazlaca durmayacağım. Bir diğer volkanik deyince Nemrut'un tepesi attı. Tepesinde bir krater göl oluştu mu? Evet. İşte size bir volkanik göl. Peki Meke dediğimiz Konya. Konya Ereğli Karayolu'nda Karapınar'dan devam edince. Ne görüyorsun orada? Bir volkanik patlama çukuru görüyorum. Ama bu bir dağ değil. Yüzeyin tamamen gaz sıkışmasıyla hava uçması.
Dost tarlaydı, gaz sıkıştı hava uçtu. Sonra oraya bir iki tane tepecik içeriden mama geldi. Tepecik oluşturdu, içini sular doldurdu. Ama şu an zaten suyu da yok. Suyu da kesildi. Adını şuradan alıyordu. Niye leke? Göçmen bir kuş türü vardır, leke kuşu. Normalde bak güneyden kuzeye doğru göç ederken Türkiye üzerinden gelip bu Mekke Gölü'nün üstünden geçiyorlardı. Oraya eğilip iki yudum su içiyorlardı. Artık o iki yudum suyu içiyorlar. Mekke Gölü kurudu. Buradan devam ediyorlardı. Yani Mekke Gölü adını o göçmen Mekke kuşundan alır. Dünyanın nazar boncuğu diye biliniyordu. Çünkü oluşum bakımından dünyada tek gözüyle bakılıyordu. Ve onun suyunu kestik. Son anlaşılmasın diye kamyonla tanker su boşaltıp geliyorlardı. Yarınlık idare etsin diye, yarın çekime geleceklerse diye. Acıgöl Nevşehir'de, haliyle Nevşehir varsa için içerisinde, Kapadokya, Nevşehir, Perimacası, Volkanik olabilir mi? Olur. Bu isimleri duyunca böyle bakınız. Tektonikler sayıca yine fazla. Güney Marmara bizde iki tane göller yöresi vardır. Bunlardan bir tane göller yöresiniz, sizin bildiğiniz bu göller yöresi, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber. İkinci göller yöresi ise Güney Marmara'dır. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca. Bak bu da yine göller yöresi diye geçer. O anlamda görünce şaşırmayın. Sana buraya numara falan verip de göller yöresi, burada da yoğun göl vardı deyince yok canım göller yöresi aşağı demeyin. Oranın adı da göller yöresi, burada göller yöresi. Bunun yanı sıra bilmem gereken bir göl hocam. Kim? Aa bu. Aktaş. Aktaş gölünü şu anlamda sorabilirler. Türkiye, Gürcistan sınırında yer alıyor. Yani sınırda yer alan, sınır çizen bir göl. Aslında çizmiyor. Biz onu ortadan çizmişiz. Gölün yarısı bizde, yarısı Gürcistan'da. Tam ortada yer aldığı için Aktaş bu anlamda bilinmesi gerekebilir. Volkanik set gölleri. Volkanik ve yüksek deyince aklımıza gelen bölge Doğu Anadolu ve bütün volkanik set gölleri Doğu Anadolu'dadır zaten istisnasız. Van Gölü ve etrafındaki arkadaşları, saz ekibi bunlar. Van, yanında daha büyük olan yani Van'dan bir küçük, bunlar içerisinde erkek, nazik ve haşlı, balık ve çılgın. Ben de buna şey diyorum, Vanlı nazik bir ara, haşlı gölünde balık tutarken el çekip çılgın. Ya da sen bunu farklı versiyonlarda yapabilirsin, onları da görüyorum. Vanlı haşlı adam, balıkları boğarken el çek gölünde çıldırıp falan diyenler de oluyor. Kendinize göre bir şey bulursunuz orada ama numara verilip de burası nedir dediğinde, yani sen şuna dikkat edeceksin. Bir tane numara buraya verdi bak. Bir dedi buraya verdi. İki numara dedi buraya verdi. Üç numara burada, dört numara burada, beş numara burada. Bu soru bazen şu olacak. Sınava gidecek diyecek ki kaç numara yerindekiler volkanik set gölü özelliği gösterir. İki. Beş. Bütün heyran deyince aklımıza hangi bölge geliyor? O zaman bütün heyran set gölleri nerede? Karadeniz'de. Bakınız. Bolu, Abant ve Yedigöller, Amasya'da Borabay, Tokat'ta Zinal, burada bir Trabzon Sera var, burada çıkmamış, Trabzon Sera'yı ekleyebilirsiniz oraya ve Erzurum'un Tortu. Bazen şöyle deniyor, hocam bunların hepsi diyorum Karadeniz'de. Hocam bir Erzurum Tortu nasıl Karadeniz oldu? Bakın bu hikaye bizdeki bölgelerle ilgili bir nokta var ya, mesela Antalya'nın Akseksi'yle Konya Seydişehir yan yanıdır. Konya Seydişehir zaten Akdeniz'dedir. Yani Konya İç Anadolu'dadır ama Seydişehir Akdeniz'dedir. Bu bölge bölümlerdeki yapılan yapışıyor. Özellikle bu Tortum Gölü için. 1941 yılında bu bölge bölümler belirleniyor. 6-21 Haziran. Hatta ben bölüm coğrafi bölge bölümlerin belirlendiği konferansın yapıldığı sınıf benim kendi sınıfımdı. Ankara Dil Tarih mezunuyum ben. Dil Tarih Coğrafya'da bizim coğrafya fakültesi ve oradaki bizi okutan hocaların hocaları yapmış bunları 1940'lı yıllarda. Hatta 20'lerden başlamışlar Ateşek sırtında Türkiye'yi gezmeye. Olay şu, böyle anlatılardı bize. Erzurum'un Tortum ilçesine gitmiş, Tortum Gölü'nü görmüşler. Tortum Gölü'nü incelemişler, oluşum bakımından ne demişler bu? Heyran seti. Tamam, şunu söyle bir sonra. Biz demiş, heyran seti hangi bölgeye yazdık? Karadeniz'e. Tamam, o zaman Tortum Karadeniz'e kalsın. Yani coğrafi özellik nereye benziyorsa illeri, ilçeleri öyle bölmüşler. Tortum heyran olunca o Karadeniz'de kalmış, Erzurum'un merkezi volkanik olunca o Doğu Anadolu'da kalmış gibi. İl ilçe sınırları o yüzden uyuşmaz bizde. Seydişehir'e bakmış boksit, Akseki'ye bakmış Antalya boksit. Demiş ki o zaman bir araya boksitleri toplayalım. Ayrı ayrı durmasınlar farklı bölgede. O yüzden Konya'nın Seydişehir'i boksit bölgesinde kalmış.
Yani Akdeniz'de kalmış. Hikayesi budur bunların. Bir diğeri Ali Riyaset. Burada Ali Riyasetler'de Köyceğiz'e dikkat edin. Niye Köyceğiz'e dikkat edin? Çok kıyıya yakın olduğu için kıyı setmiş gibi sorulabilir. Halbuki kıyıya yakın olmasına rağmen kıyı seti gölü değil. Yine bir alüvyaset gölü. Yani akarsuyun kendi getirdiği alüvyonu kendi önüne tıkamasıyla getiriyor malzemeyi, tıkıyor, sonra hareket edemiyor, geriye su birikiyor, göl oluşuyor. Bu setleşme dediğimizin hepsinde bir malzeme tıkanması vardır. Burada da Köyceğiz'dir, bunun tıkanmış hali. Kıyı set gölleri İstanbul'da 3 tane zaten, Telkos, Küçük ve Büyükçekmece gölleri. Bunun yanı sıra delta ovalarında da var. Bak, Çukurova'da at yatan ve ağ yatan diye, bir de Bafra'da balık diye. Hocam biraz önce Vanlı nazik bir adam Haçlı Gölü'nde balık tutarken el çekip çıldırdıydı. Orada da vardı bir balık. O zaman sana yine şuna dikkat et. Ne diyecektin? Hangi balık? Sen de şu soruyu sor, özellik ver bana. De ki, kıyı set gölüdür, Bafra ovasında bulunur. O zaman diyeyim ki Bafra balık. Ama bana dersen ki, bir akarsuyun önünü volkandan çıkan lavlar tıkamıştır. Bu bir lav setidir, volkanik setidir derse o zaman anlarım ki Doğu Anadolu'daki balık diye. Öyle bakın, öyle yorumlayın. Denizler, kısaca denizlerden şöyle süzelim. Bugün suları en azından bir görelim. Saatimiz kaç bu arada? Bir çeyrek dönüş geçiyor. Kaç? Çeyrek geçiyor. Vallahi ne kadar güzel geçiyor değil mi zaman? Valla o kadar bize geçtik ki sorun. Denizlerden bahsedeceğiz. Şimdi Karadeniz'le ilgili tuzluluğun az olduğunu biliyoruz. Bu tuzluluğun az olmasının bir demiştik. Sebebi neydi? Enlem buharlaşma azlığı. İki, bol tatlı su karışımı. Bu sorun. 200 metrenin altında balık yaşamaz. Nedeni zehirli gazlar. Bu da soruldu. 2014 KPSS. Öbürü 2019'da soruldu. Peki şunu soran olmadı. 200 metrenin altında zehirli gaz var, balık yaşamıyor da 0-200 arasında nasıl yaşıyor? Oraya gaz girmiyor mu? Yoksa yukarıdan gelen bol yağış, bol akarsu orayı temiz mi yapıyor? İşte Karadeniz'in 200 metrelik kesimini tamamen temiz su kaplamış vaziyettedir. Yağışlarla ve kardan gelen akarsularla. O yüzden bütün balıklar o 200 metrede yaşıyor. Ama zehirli gaz yukarıya doğru çıkıyor. Zehirli gaz 200 metreden yüzeye ulaştığı anda Karadeniz patlayacak. Evet. Evet, o 200 metre kaldı son. Geçikte meçhulüm, gaza gaza geliyorlar. 200 metre daha kazıp geldikten sonrasında atmosferle temas ettiği anda o zehirli kükürtlü hidrojen ve sülfür gazı büyük bir patlama Karadeniz'de 50 kilometre çapında, yani deniz olan Karadeniz'e 50 kilometre uzaklığında olan her yer tamamen patlamayla hava yapacak. Bunlar olacak. Yani ilk defa duyuyorsunuz da o yüzden şaşırıyorsunuz. Bu yıllardır bilinen bir şey. He. Ya bilmeyen bir şey değil. O gaz çıkarsa bugün patlayacağız. Yani şimdi buna şaşırıyorum. Geçişte mevcut çıkınca zaten komple patlıyoruz. O da şaşırdı mı şimdi ya? Yani buna niye şaşırdı? Bir şekilde patlıyoruz bir yerde. Değil mi? Günün sonunda. Evet. Belki müftülük çarpıldı. Size de bize ahirete hazırlık. Hafta yapalım mı? Bir hafta boyunca her gün. Ahirete hazırlık seminerleri diye. Ben şimdi önden hazırlıyorum sizi. Başımıza gelecekler diye. En uzun kuş uçumu kıyılara sahiptir. Yani bir uçtan bir uca baktığınız zaman en uzun kıyılar Karadeniz. Ama derse ki bize girdili çıktılıyı bir sündür bakalım kim uzun derse Ege. O da gerçek kıyı. En uzun gerçek kıyı derse Ege kıyısı çıkar ortaya. Balık çeşidimiz en az ama miktarı en fazladır. Burada balıklar neden Karadeniz'de bol miktarda üreyebiliyorlar sorusu var. Hep şu söylenir ya mesela balığın kulağına kar suyu kaçtı mıydı hem çok hem de lezzetli olur. Balık serin sularda ürer. Sular şimdi bir kere serin. Aynı zamanda bol oksijenli. Karadan bol oksijen geliyor. Aynı zamanda bir de sular planktonlu. Plankton ve balık besin maddesi demektir. Kara üzerinden ne kadar çok ırmak karışıyorsa denize, kara üzerinden o kadar fazla ölü hayvanlar, bitkiler, dal, yaprak bunlar parçalanarak suya karışır. Ve balık besin maddesine dönüşür. Ağzını açıp kapatıp böyle löpür löpür onları yer. Şimdi balığın karnı doydu.
Oksijeni de çekti, kafayı buldu. Hava da serin. Yani ne yapalım dedi. Yani ondan sonrası bol bol üremişler. Genelde kışın oluyor bu. Marmara Denizi. Tuzluluk biraz arttı. Binde 22'lere çıktı. Bu rakamlar hiçbir önemi yok. Ezber hiçbir şekilde yapmayın zaten coğrafyada. Hani miktarca 18 milyon ton buğday üretilmiş yoksa 19 milyon muydu? Vay karıştırdım falan. Onlara hiç bakmayın. Buradaki rakamları hiç ezberlemeyin. Az ya da çok olanı bilin, sebebini bilin yeterlidir. En kısa kıyılara sahiptir. Marmara Denizi ister kuş uçumu ister gerçek hangi kıyı sorulursa sorulsun. Türkiye'nin zaten en küçük denizi ve en küçük kıyılarıdır. Boğazlar önemli balık avlama sahalarıdır. İşte sorulabilecek bir adet soru burada yatıyor. Nedir hocam bu balıkların, boğazların önemli balık avlama sahası olması? Akıntılar. Karadeniz için bir cümle kurmuştum hatırlarsanız. 4. Jölis zamanı konuşurken. Karadeniz demiştik, o zamanında buzullar eridiğinde bol miktar suyla beslendi ve 140 metre yükseldi. Karadeniz bugün hala bol akarsu karıştığı için, bol yağışla birlikte su geldiği için tüm denizler içinde su seviyesi en yüksek denizdir. Bu ne olacak? Bu durabilir mi orada? Hayır. Boğazlardan aynı ırmak akar gibi Karadeniz Ege'ye doğru akar. Kuvvetli bir akıntı var burada. Tam Karadeniz'in ağzında gezen bir hamsi. Şuralarda. Bir anda akıntıya kapılıyor. Tamam diyor. Nereye geliyor? Boğaz'a giriyor. Oradan bir anda Marmara'ya giriyor. Biraz orada yaşayıp azıcık büyüyünce onu yakalıyorlar. Diyorlar ki aha Marmara hamsi. Ya! Marmara hamsi. Peki Ege'nin durumu ne oluyor? Ege'nin suları ise inanılmaz tuzlu ve yoğun. Evet. Yoğun ve tuzlu su alta çöküyor. Bu sefer de alt bir akıntıyla az yoğun olan Karadeniz'e doğru akıyor. Bunlar altlı üstlü ırmak akar gibi birbirlerine su veriyorlar. Sürekli bir deniz daim var onlar. Ege alttan suyu verince bu kabarıyor, üstten bu ona gönderiyor. Ve bu sirkülasyon esnasında balıklar da akıntılara kapılıyor. Bir anda Ege balığı Çanakkale'nin ağzında gezerken hop giriyor Marmara'ya. Karadeniz'den gelen hop giriyor Marmara'ya. Dikkat et Eminönü balıkçıları. Eminönü balıkçısı tam boğazın ağzında, balıkların geçiş alanında. Oltayı biraz yukarı atıyor, bir çekiyor Karadeniz balığı. Acık aşağı atıyor, çekiyor Ege balığı. Alt üstü sürekli geçiyorlar. Boğaz daralmış bir de benim fritözden patates çıkarır gibi. Daldır böyle al. Çok çekiyor. Bütün balıklar orada. İşte o yüzden de boğazların o daralmış ve akıntılar alanında yer alması bol miktarda balık tutulmasını sağlıyor. Boğazların bu özelliği sorulur. Sorun olarak gelecektir. Daha henüz sorulmadı. 4 adet körfez vardır. İzmit, Gemlik, Bandırma, Erkek. Birazdan harita üzerinde göreceğiz. Oradan bir tane soru gelecek. Onu söyleyeceğim. Şu iki tane denizi hızlıca söyleyeyim. Ege'de tuzluluk iyice arttı. 1033 hatta güneyine doğru geldiğinizde. Mesela şurada diyebilirsiniz. Hocam Çanakkale Boğazı'nın şu uçtaki tuzlulukla Fethiye'deki tuzluluk aynı mıdır? Yani bir denizin enlemden kaynaklı güneyi ile kuzey arasında bile tuzluluk inanılmaz değişir. Ege'de zaten enlem farkı var. Güneye doğru tuzluluk iyice artar zaten Akdeniz'e doğru. Türkiye'nin en sığ kıyılarıdır. Yani derinliğin en az olduğu kıyılar. Kıta sahanlığı oldukça geniş. Peki ben Ege Denizi'nin sığ olduğunu nereden anlarım bir haritaya bakarsam? Renginden. Denizlerde renklerin anlamı derinliklerdir. Eğer turkuaz, hafif beyaz bu renkleri görüyorsanız sığ kıyı demektir. Renk iyice maviye ve koyulaşmaya başlarsa derinlik artıyor demektir. O zaman Ege kıyılarının açık renkle görülmesinin sebebi ki Akdeniz'e bakın hemen. Bak şuradaki koyuluklar arttığına göre demek ki burada inanılmaz bir derinlik var. Ama Ege kıyılarına baktığınızda inanılmaz açık renk ve sığ olduğunu görüyorsunuz. En uzun kıyılardır 2800 kilometre ile girdi çıktığı sündürdüğünüzde Türkiye'nin en uzun gerçek kıyısı bu çıkacaktır. Kültür balıkçılığı yapılır. Dalyan adı verilen yerleşmelerde kültür balığı beslenir. Ve şunu unutma, kültür balığı nerede derse. Ege, okumuş, yazmış, kültürlü bölge. Balığı bile kültürlü. Öyle bakın, balığı bile kültürlü, kültür balıkçılığı diye. Oradaki girintili çıkıntılı kıyılarda koy ve körfezler de yapıldığı için ve orada da bol miktarda koy körfez var. Çok, biraz daha göreceğiz, çok fazla körfezi bulunuyor, haritası var. Akdeniz tuzluluk iyice coştu, 1038 düzeyine geldi. Balık çeşidinin en fazla ama miktarı en az olduğu deniz. Zaten zehirli türler de iyice çoğaldı. Ben balon balığından bahsettim, eski videoları izleyenler hatırlarlar. Öküz gözlü balon balığı tehlikesi var diye. Gördünüz mü? Hatay'ı bir aile yemiş.
7 kişi balon balığını yemişler. Zehirli zaten balık. Bunlar zehirlenmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Midelerini temizlemişler, yıkamışlar, Allah'tan kurtulmuşlar. Soruyorlar. Nasıldı diye. Zehirliydi, lehirliydi de tadı pek güzeldi diye. Yemişler, yemişler, zehirlenmişler, tadı da pek güzeldi diyor. Balon balığı normalde Kızıldeniz balığıdır. Daha birçok bunun gibi balık türü, süngerler vesaireler hepsi Kızıldeniz'den bize geliyor. Anam ne oldu ki? Kim nerede ne varsa herkes bize geliyor. Güney balığı da geliyor. Bak burada bize gelmeye başladı. Şimdi Kızıldeniz'deki hikaye şu. Bir, 1869'da Süveyş Kanalı açıldı. İlk etapta Süveyş Kanalı açılıp da Akdeniz'de Kızıldeniz bağlantısı sağladığında balıklar ilk etapta gelmedi. Sebebi şu. Birbiri arasındaki denizin inanılmaz bir sıcaklık farkı ve tuzluluk farkı vardı. Küresel ısınmayla birlikte Kızıldeniz'in tuzluluğuna neredeyse Akdeniz yaklaştı, sıcaklığında da geçti neredeyse. Hal böyle olunca da balık anlamıyor ki nerede yaşadığını. Öküz gözlü balon balığı dediğin Kızıldeniz'de gezerken bir gün Süveyş Kanalı'na geçiyor, gidiyor Akdeniz'e. Ben neredeydim diyor, nerede miydim ben diyor. Burası da Kızıldeniz nereydi diyor, 3 saniye zaten, yani 3 saniye güncellemeyle sen Hatay Reis'ine kadar gel, şurada ye. Kızıldeniz balığı müfade. İşte buradaki niye çeşit arttı, ne oldu derse de küresel ısınma detayını unutmayınız. Yani Kızıldeniz'den bu balıkların bize girmesinin temel sebebi tuzluluk ve küresel ısınmaya bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi. Bunlar sebebiyet verdi. İki adet de körfezi bulunuyor. Onlara da bakacağız. Şimdi sanırım şurayla birlikte artık tamamlamamız gerekiyor diye süremizin sonuna geliyoruz. Türkiye'nin körfezleri 4 tane Marmara'da, bakınız. 4 tane Marmara'da olunca kesin bir tane verip yanına bir şey sorarlar. Körfezler 2-3 kez soru olarak geldi şimdiye kadar. Ama hangi denizdedir sorusuyla genelde gelmedi. Nasıl geldi? Numaralar vererek ve kurguyla geldi. Bir sene dedi ki mesela, Dede Ağaç Limanı'ndan yola çıkan bir gemi Yunanistan'dan tur teknesiymiş, bizim numaralı körfezleri gezmiş, hangi sırayla gezmiştir? Şimdi zor gibi görünür. Ama şuradan yola çıkarsan kolaydır. Şimdi bir numaralı körfez, şura. Bu neresi? Çanakkale? Sarut. Peki ben buraya bir numara koyup Fethiye desem? Olmaz değil mi? Sen yemeksin. Fethiye ne de bu? Peki şuraya getirip buraya Salos dersen? Ya ben Kuşadası'nı buraya getirirsem? İzmit Körfezi'ni şuraya koyarsam? Zaten sorun, senin o körfezin aşağı yukarı ya Fethiye dediğim Muğla'da, ne bileyim Kuşadası dediğim Aydın'da, İzmir deyince körfezini bulabilirim. E ben İzmit Körfezi Bandırma ya da Gemlik denilince aşağı yukarı bunun Marmara'da, Bursa, Balıkesir olduğunu anlamıyor musun? Anlarsın. İskenderun Körfezi deyince burayı biliyorum. E Antalya Körfezi. Peki şunu da bilirsen zaten geriye bir şey kalmıyor. Şimdi İskenderun kirliymiş. Antalya'da kirli. Çandarlı. Bu da kirli. Gemlik, İzmir. Bunlar hepsi kirli. Peki hangisinde sanayiden daha çok turizm diye sorarsa kim olur? Antalya. O zaman daha ziyade şuna dikkat edin. Kuşadası, Güllük, Gökova, Hisarölü, Fethiye, Antalya gibi Muğla ve Antalya çevresi körfezleri turizmden kirliyken Marmara Denizi içindekiler kesin sanayi kirliliği yaşıyordur. Bir de İskenderun'dakinin zaten İskenderun demir-çelik fabrikasından dolayı, İstemir'den dolayı İsli Demir Fabrikası diyebiliyor mu? Oradan kaynaklı kirliliği zaten söz konusudur. Bir de kirlilik boyutuyla sorulabilirse bu. Peki en temizi kimdi? Sarı. Çünkü kendi kendini? Temizliyor. Çünkü bu akşam bu noktada artık noktalamamız gerekiyor. Evet, bugün programımızda buraya kadar gelebildik. Tekrarımızın devamı.